Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Yine saç boyama videosuyla karşınızdayım. Bugün boyamın bir tanesini değiştirdim. Normalde fındık kabuğuyla karamel koyuyordum. Bu sefer fındık kabuğuyla şu mastelli fındık kabuğu. Bunlar biliyorsunuz içinden iki tane çıkıyor. Bir de bu sefer koyu kahve aldım. Çünkü üç tanesini kullandım. Saçlarım gördüğünüz gibi açılmaya devam ediyor. Yani bir türlü durmuyor saçımın açılması. O da altında çok açık bir renk olduğu için, yani sarıdan koyuya geçmek gerçekten zahmetli. Ondan ona da geçmek zahmetli ama bayağı, şöyle yakından göstereyim, açılıyor. 2,5 ay falan oldu ben saçlarımı boyuyorum. Buraya boyamı bir güzelce hazırladım. Zeynep uyumuşken hızlı hızlı boyayacağım. Zaten biliyorsunuz saçımı genelde Zeynep uyuduğunda ve hafta sonları boyuyorum. Saçlarımı boyayacağım. İnşallah, yani çok fazla koyu istemediğim için şimdi kabuğunu da koydum içine. Şuralarıma hemen bir vazelin süreceğim çünkü koyu renk olduğu için. Buralarımı leke yapacak. Daha saat erken olduğu için de dışarı çıkabiliriz. O yüzden hemen şöyle yapacağım ki boya çok fazla kalmasın. Bir yandan da saçımı boyamaya başlayacağım. Koyu rengi boyaması sarı saçı boyamaktan daha kolay. Çünkü sarı da değmediği yerlerde arıza çıkabiliyor, yani arıza derken şöyle kötü bir görüntü oluyor ama bunda arada kaybolup gidiyor. Dip boyam da bayağı geldi. Saçlarım aşırı derecede uzuyor. Yani aşırı aşırı derecede. Maşallah diyeyim ama yetişemiyorum. Sürekli 2 haftada bir bayağı ucundan olmama rağmen yine de çok uzuyor. Vallahi kestirsem mi diyorum ama saçı da pek sevmiyorum. Uzatana kadar canım çıktı çünkü. Doğum yaptıktan sonra saçlarım daha çok uzamaya başladı. Önceden bu kadar uzamıyordu. Doğumdan sonra bayağı bir döküldü ama sonrasında gürleşti. Sarıdan koyu rengi geçtikten sonra ekstra bir kalınlaştı saçlarım. Çünkü biliyorsunuz sarı saç çok yıpratıyor. Sürekli oryal kullanıyordum, açıyordum. Çünkü ben yani tamamen sarı seviyordum. O yüzden oksijeni kesinlikle kullanıyordum. Diplerde bile yani. Hemen açıyordum saçlarımı. O yüzden çok yıpranıyordu. Bu birazcık daha açıkçası kendime getirdi saçlarımı. Sarıyı özledim ama. Bir süre daha böyle kendine gelene kadar, Zeynep biraz büyüyene kadar koyu kullandıktan sonra tekrar sarıya dönebilirim. Siz neler yapıyorsunuz? Bu arada Dermapen
Gitti arkadaşlar. Çıktım da bayağı düzelmeler oldu. Tamamen oturmasını bekliyorum. Şöyle bir ay sonra cildimin tam halini göstererek bir video çekeceğim. Daha çünkü geçen hafta yaptırdım dördüncüsünü. Cildim kendine gelene kadar zaten geçtikten sonra bir ay alıyor. Bir 4 seans daha almayı düşünüyorum. Gold plazma diye bir uygulama çıkmış. Dermapen gibi böyle ama yakarak yapılıyor galiba. Bu sefer o tarz bir şey yaptırmayı da düşünüyorum ama dermapende kararlıyım ama işte gittiğim güzellik uzmanı bir de onu deneyelim. Yani bir 4 seans ondan yapalım dedi. Zaten başta söylemiştim cildim benim. Gerçekten çok tahrişliydi. Ergenlik dönemindeki işte sivilcelerim falan çok aşırı fazlaydı. Onlarla oynadıkça çukurlar vardı. Bunları zaten o videoda da bahsederim ama bayağı düzelme var ama cildimde yani gözle görülebilir. Beni yakından görenler işte tanıdıklarım falan bu görüntünün bayağı farkına varıyorlar. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim tahminen 6 aydır yani 5-6 aydır yüzüme hiç fondöten sürmüyorum. Sürdüğüm yani bir kere mi sürmüştüm? Bir iki kere sürmeye kalktım. Sivilcelenme yaptı cildim çok fazla temizlendiği için hani gözenekleri iğneyle açıldığı için bayağı sivilceyle karşı karşıya kaldığım için hiçbir fondöten tarzı bir şey sürmüyorum. Uygulamalar bittikten sonra böyle ara sıra sürerim ama şu anlık bir uygulama yapmıyorum yüzüme. Şimdi ben hızlı hızlı bir saçımı boyuyorum arkadaşlar. Çünkü alt taraf hemen koyulaşmaya başlıyor. Eşit olsun. Hızlı hızlı boyuyorum. Geliyorum. Benim sarı saç boyadığım videodan aynı ürünleri alarak bir arkadaş saçını boyamış ve yanmış saçları. Kuaföre zor yetiştim dedi. Ben sizi yani tüm herkese arkadaşlar videolarımda uyarıyorum saçınızı tanımadan yani bilmeden dikkatli bir şekilde yapmadan lütfen saçlarınızı oraya sürmeyin diye videomda da söylemiştim. Ama gerçekten üzüldüm yani. Buradan tekrar söylüyorum arkadaşlar. Videolarımı izleyip de ya bu yapmış neden benim saçım olmasın diyerek saçınıza oraya sürmeyin. Ben saçımı tanıdığım için sürüyordum. Büyük ihtimalle ya çok bekletti açılmasını çünkü her saç istenildiği kadar açamıyor arkadaşlar. Bunu kuaför bile yani bazen çok fazla aşırı açamıyorsunuz ve yıprandığı zamanı söylüyor. Yani daha fazla açarsanız saçınız kopar tarzı şeyler söylüyor size zaten. Yani evde bilinçsiz bir şekilde açınca da bu şekilde şeylere yol açabilir. Kuaföre zor yetiştim diye yorumlarda belirtmiş. Üzüldüm yani.
tekrar söylemek istedim lütfen. Bu böyle yapmış, benim saçım da böyle olur diye YouTube'da ararken kafamıza göre saçlarımızı yapmayın. Çünkü göründüğünden daha farklı ton rengi saçlarımız normalde sarı. Yani kamerada birazcık daha farklı çıkıyor. Sizin saçınızın yani şeyi farklıdır, anladınız mı? Kalınlığı falan. Kuvveti, yani dayanık kuvveti farklıdır benimkinden ya da başkalarından. Yani benim saçıma 4 saat boyunca çiçeği tutan arkadaşlar yanmaz benim saçım. O konuda saçlarıma güvendiğim için ben bu şekilde açıcılar kullanıyorum. Birkaç arkadaşıma da boyarken zaten sürekli bu şekilde çekerek kontrol ediyorum saçlarını. Herhangi bir incelme var mı saçta? Kopma yapacak mı? Zaten kontrol etmezseniz dipten bile gidebilir. Oraya yedikten sonra oraya çok tehlikeli. Sarı saçlarda, koyudan sarıya geçen saçlarda çok tehlikeli etkiler gösterebilir. Bunu şimdiden söylüyorum ve boyama devam ediyorum. Ama bu koyu saçta da şunu söyleyeyim, yani bu rengi bulabilirsiniz saçınız koyuysa. Rengi beğendiyseniz aynı renkler birebir olmayabilir tabii, değil mi? Yani renk yakınlığı olabilir ama sarı saçta bunu söyleyemem. Saçını bilmeyen lütfen oraya sürmesin. Dediğim gibi bir ton koyuya boyadım. Koyu kahverengini karıştırdım fındık kabuğuna.
Zaten birkaç güne iyice açılmaya başlar yine. Biraz diyorum şuralarda falan saçımı kestirsem iyi olacak. Bu şekilde oldu. Gözüm alışana kadar biraz tuhafıma gidecek tabii. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, kaşlarımı da biraz boyadım. Belki o yüzden tuhafıma gidiyor olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ellerim boya.